Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarının konuşulduğu Tokyo 2020 Doğru programından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Sevgili Murat Ağacay'la beraber her perşembe olduğu gibi bu perşembede yine sizlerle beraberiz. Önemli konuları konuşacağız. Olimpiyat oyunlarını konuşuyoruz bildiğiniz gibi bu programda ama önemli gelişmeler de yaşanıyor spor kamuoyunda. Hep beraber bunları konuşacağız. Önemli bağlantılarımız olacak. Az sonra da Sayın Suat Çelen karşımız olacak. Sevgili Murat Ağacay hoş geldin. Merhaba yanımıza. Koray hoş bulduk. Yine önemli konularımız var. Evet. Dün bakanlığın yapmış olduğu bir toplantı vardı. Onları konuşacağız ama şu an sanırım Sayın Başkan hazır. Karşımızda Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Koray Bey. Merhabalar. Merhabalar Murat Ağacay. Merhaba. Merhaba Sayın Nasılsınız Başkan. Sayın Başkan? Öncelikle bugünler nasıl geçiyor sizin adınıza? Ya çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Her de kalmaya çalışıyoruz. İşte son zamanlarda biraz azalınca temel ihtiyaçlarını çıkıyoruz. Anne babamızın yanına gidiyoruz. Bir de toplantılar yapıyoruz böyle online. İnanılmaz bir toplantı trafiği oldu. Online olunca biraz hızlandı. Özellikle Dünya Cimnastik Federasyonu çok sık toplantı yapmaya başladı oradaki görevinden dolayı. Ya yönetim kurulumuzla toplantılar yapıyoruz. İşte Tomlarla bizim Tom antrenörleriyle toplantı yaptık. Olimpik kadrodaki antrenörlerle yarın yapacağız. Böyle toplantılarla ve aile ile birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabii evde de sporumuzu ihmal etmemeye çalışıyoruz. Evet. Sayın Başkan, dün bir toplantı yapıldı video konferans yöntemiyle Sayın Bakan Kasapoğlu'nun başkanlığında. Sporda neler oluyor? Federasyonlarımız bu dönemde neler yapıyor? Siz neler yapıyorsunuz? Toplantıda neler konuşuldu? Detay verme şansınız var mı? Çünkü bir taraftan futbol merak ediliyor ama diğer taraftan da diğer federasyonlar var. 64 spor federasyonu bir araya geldi dünkü toplantıda. Toplantıda neler konuşulduğu nasıl bir özet geçebilirsiniz bize? Şöyle söyleyeyim. Tabii genel itibariyle Sayın Bakanımız hem süreci bize anlattı. Hem de moral bir konuşması yaptı açıkçası. Tabii biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sadece sporu yok. KYK'ları da var. Korona süresince Gençlik ve Spor Bakanlığı özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki yurtlarda karantina altında kalan işte misafirlere yapılan hizmetlerle alakalı da bilgiler aldık. Biliyorsunuz yurt dışından ülkemize gelen milli sporcularımız da bir süre bu yurtlarda misafir oldular. Onlar konuşuldu. Diğer taraftan biz federasyon başkanlarının arasında konuşmacılar tespit edilmişti. İşte takım sporlarından bir kişi, bireysellerden bir kişi, işte paralimpiklerden gibi. O başkanlarımız diğer federasyon başkanlarının ilettiği talepleri Sayın Bakanlığımıza ilettiler. Yani burada Sayın Bakanımız genel bir durum değerlendirmesi yaptı ama bizden gelecek olan talepleri süreç içerisinde bir ilgili bir komisyon kurarak daha toplantıların devam edeceğini de bize bildirdi. Durum bundan öte. Tabii teşekkürlerimizi ilettik. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız olimpik kota alan olimpik havuzdaki sporculara antrenman yapabilmesi için tesisleri açtı biliyorsunuz. Evet. Bu bağlamda birçok federasyonumuzun talebi olmuştu. Özel salonların da hani tedbirli bir şekilde açılması veya onlarla ilgili sıkıntıları, kulüplerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Tabi bunların hepsi bakanlığımızda değerlendirip bilim kuruluyla değerlendirilip hepsinin değerlendirildiğini ve o aşamada gelince de bu yaptırımların yapıldığını vurguladı. Bence gayet güzel ve güzel bir toplantı oldu. Herkes en azından birbirini gördü ve hasbihal etti. O bağlamda en azından büyük bir adımdı. Sevgili Murat Ağacan'a bir sorusu olacak Sayın Başkan. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar Murat. Bu toplantılar tabii çok değerli, önemli çünkü yol haritası bir anlamda belirleniyor. Covid sonrasında nasıl bir yol izleneceği, bu geçiş sürecinde, yeni normale geçiş sürecinde neler olacağı çok önemli. Tabii spor salonlarının olimpik sporcularımıza açılması önemli bir adımdı. Ben iki aşamalı bir şey sormak istiyorum. Birincisi bu şeyden sonra hani açılış sürecinden sonra özellikle jimnastikteki sporcularımız nasıl antrenman yapacaklar? Bu salonlara nasıl ulaşacaklar? Nerelerde yapabilecekler? İkincisi de özel salonlardan bahsettiniz. Stüdyolar, jimnastik salonları, özel salonlar çok önemli. Onların da çok büyük problemleri var malum. Bu aşama nasıl gerçekleşebilir? Dün onunla ilgili somut bir şeyler konuşuldu mu toplantıda? Sizin somut önerileriniz oldu mu?
Bunları da merak ediyoruz. Özellikle işletmeler bu konuda da çok merak ediyorlar ne olacağını, ne biteceğini. Sosyal medyadan da yoğun sorular alıyorsunuz biliyorum. Bu konuyla ilgili verebileceğiniz bilgiler neler? Şimdi ilk olarak ikinci sorunuzdan başlayayım. Murat Bey şöyle, yani bu süreç içerisindeki sıkıntıları Sayın Bakanlığımıza ilettik. Bu biliyorsunuz sadece jimnastiğin değil, işte virüs geliştirmedir, fitness'tir, dans'tır, bilardodur. Birçok federasyonun gerçekten büyük bir sıkıntısı. Yani spor biliyorsunuz ülkemizde bir meslek olmadığı için onların bir odaları yok. O bağlamda onların temsilcisi olarak bizler federasyonlar sıkıntıları bakanlığımıza, spor genel müdürlüğümüze iletildi. Hani biz şunu gözlemledik ki spor genel müdürlüğümüzle bakanlığımız konulara, buradaki konulara zaten hakimler ve süreç içerisinde bunları bilim kuruluyla danışarak ve sağlıklı bir şekilde karar alınmaya çalışılıyor. Tabii şu aşamada hani açılmasıyla alakalı Avrupa'da ve dünyada hiçbir örneği yok. Ve gerçekten bir grup açılsa da açılmasın diye de bir grup var. Açılsa da insanlar nasıl gidecekler? Bunlar hep böyle tartışılarak zaman içerisinde alınacak önlemler diye düşünüyorum. Kolay değil. Bu sorumluluğu almak, yani size de söylesem, siz şunu da hadi sizde yetki olsa, hadi açıl deseniz şu anda kimse o şeyi alamaz. Dediğiniz gibi birçok şey alıyoruz ama biz federasyon olarak salonlardan gelen, işletmelerden ve kulüplerden gelen problemleri ilgili mercilere, kurullara iletmekle görevimizi yapmış durumdayız. Ama zaman içerisinde özellikle işte tenis kortları gibi onlar karşılıklı mücadele, onlar açıldı. İşte olimpik sporcuların açılması, olimpik salonların açılması ve zaman içerisinde bu işte belki AVM'ler açılıyor, işte dediğimiz gibi berberler, kuaförler açılıyor. Bu da bir süreç halinde zaman içinde gelir. Ama esas önemli olan açıldıktan sonra halkımız buralara gelmesi noktasındaki süreçler bence daha önem arz edecek. Çünkü biraz gevşeme olduğu sürece bu sayılar artacak. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ya ben şuradan bunu vurgulamak istiyorum. İşte dedim konuşmamın başında. FIG'deki görevimden dolayı toplantı yapıyorum. Avrupa'daki birçok ülkeden çok iyiyiz. Hatta Fransa, İspanya gibi birçok ülkeden mail yazıp cevap alamıyoruz İsveç gibi ülkelerden. Yunanistan'a mesaj yazıyoruz. Daha federasyon cevap vermiyor. Düşünün kapalı her yer. En azından evet. Türkiye'de iletişim kopukluğu yok bu bağlamda. Ben iyi yerde olduğumuzu görüyorum yani. Bir önemli nokta da şu Sayın Başkan, bu süreç atlatıldıktan sonra COVID sonrası için tabii ki plan yapıyorsunuzdur mutlaka. Hem federasyon özelinde hem uluslararası federasyondaki görevleriniz itibariyle uluslararası federasyonda da. Şimdi sporcular bir boşluğa düştüler tabii. Organizasyonların çoğu iptal oldu. Yeni sezonda nasıl bir yol haritası olacağı ufak ufak şekilleniyor mu? Mesela şimdi sporcularımız diyelim ki yakın yerlerde antrenmanlara başlayacaklar. İbrahim Çolak hemen ilk aklıma gelen antrenman süreci, onun da başlayacak sakatlığının ardından. Onunla birlikte bütün olimpik kadrodaki sporcular başlayacaklar. Neye hazırlanacaklar? Yeni sezonda neler olacak? Olimpiyatın ertelenmesiyle birlikte bir boşluk oluştu. Bu sezondaki boşluk nasıl doldurulacak jimnastik sporunda? Şimdi biz bu koronavirüste işte başladığı zaman çok hızlı bir şekilde önlem alan federasyonlardan bir tanesi. Müsabakalarımızı, kamplarımızı, turnuvalarımızı durdurduk. Bu bağlamda işte olimpik merkezdeki sporcularımızı evlerine götürdük ama bir süre, bir hafta, iki hafta sporcularımız kendi evlerinde kondisyonlarını yapmaya çalıştılar. Sonra milli takım kondisyonerlerimizle birlikte özellikle olimpik havuzda yer alan ve Türkiye TOM dediğimiz olimpik merkezlerimizde yer alan, havuzda yer alan sporcularımıza online eş zamanlı kuvvet antrenmanları yaptırdı kondisyonerlerimiz. Biz bunları da gözlemledik. Bugün antrenmanlar başladığında dün görüştüm, aldığım dönütler şu şekilde. Bu evde yapılan kondisyonların çok büyük faydası olduğunu bana ilettiler. Kondisyonlarında çok büyük düşüş olmadıklarını, ancak tabii jimnastik biliyorsunuz aletlere çıkmadan olmuyor. Aletleri çok özlediklerini, antrenmanı çok özlediklerini bana ilettiler. Dediğim gibi yani bu süreci kuvvet ve esneklik olarak geçirdik. Ve bundan sonraki süreçte de sporcularımız planlı bir şekilde antrenmanlarına gidecekler. Biz federasyon olarak şöyle şanslı görüyoruz kendimizi. Bizim olimpiyatlara gidecek 4 sporcumuzun 4'ü de İzmir'de bulunuyor.
Ve bizim de İzmir'de Cimnastik Federasyonumuzun işletmesinde olan Olimpik Center'ımız, Olimpik Merkezimiz salonumuz bulunuyor. Oranın müdürlüğüne de talimatlarımızı bildirdik. Sporcularımız kullanım aşamasında bir bir kullanacaklar veya iki iki kullanacaklar. Hepsi aynı anda salona girmeyecekler. Ve bu şekilde antrenmanlarını yürütecekler. Tabii sürekli kendilerini kontrol alacaklar. İşte temizliğe dikkat edecekler, ateşleri işte kontrol edilecek gibi önlemler almaya çalışıyoruz. Yani zaten bu süreçte Murat Bey siz de eminim öylesinizdir, Kural Bey siz de öyle. Yani herkes ne yapılması gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrendi. Yani bunu bu anlattığım uygulamaları insanlar artık evlerinde bile uyguluyorlar. Yani her yerde uygulanıyor. Dolayısıyla bu temizlik ve hijyen şartlarına uyarak normal yaşantımıza alışmak zorundayız. Zannediyorum bundan sonra da böyle gidecek. Bundan sonraki yarışmalar nasıl olacak derseniz, biliyorsunuz bizim önümüzde Avrupa Şampiyonası var, kıtalar yapılamadı. Dün, geçen hafta Avrupa Jimnastik Federasyonu Birliği'nden aldığımız bilgi, bayanlar artistik jimnastik Fransa'daydı, erkekler Bakü'de, Azerbaycan'da. Azerbaycan yapacağını bildirdi. Ritmik jimnastik de Ukrayna bildirdi. Ama artistik bayan da Fransa yapamayacağını bildirdi. Yani bu mücbir sebeplerden dolayı. Keza trambolin branşımızda hiç yapamayacağını bildirdi. Avrupa Jimnastik Federasyonu şimdi organizatör arıyor. Bu bağlamda bizim sporcularımız Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaklar ve yine bu milletin yüzüne emin olun güldürecekler. İbrahim Çolak sordunuz özelinde. İbrahim Çolak için bir avantaj olmuştu durumda. Çünkü ameliyat olmuştu biliyorsunuz. Evet. Bu süreci de o kuvvet ve kondisyon antrenmanlarıyla başlamak zorundaydı. Zaten ona başladı. Şimdi yavaş yavaş zaten sakatlığı da azalınca o da jimnastik aletlerine çıkarak antrenmanlarını hızlı bir şekilde devam ettirecek. Sayın Başkan, yapılamayan bazı organizasyonlar olabilir dediniz. Farklı işte FIG organizatör arıyor dediniz. Ülkemizde koronavirüs biraz daha iyi bir sınav verdi Avrupa ve dünyaya göre birkaç ülke dışında. Acaba bu organizasyonlar Türkiye'de yapılabilir mi? Ya şimdi şöyle, bunlar biz 2023 Avrupa Şampiyonası'na talip olmuştuk. Şu anda o talibimiz devam ediyor. 2023 biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin de 3. yılı olmaz sebebiyle biz o şampiyonaya talip olmuştuk ve Avrupa Şampiyonası ülkemizde Antalya'da yapılacaktı. Açıkçası biz böyle bir şampiyonaya talip olmak istemiyoruz. Böyle bir planımız da yok. Bu şu anda ilk etapta Avrupa Jimnastik Federasyonu problemi gibi görünüyor. Ama eğer hani onlar mutlaka bir organizatör bulacaklardır. Bulamasalar bile zaten kendileri bunu finansını karşılamak durumunda olabilirler. Ama bizim Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanlığı olarak şimdilik böyle bir talebimiz yok. Çünkü biliyorsunuz bizim de bu sene bir Dünya Kupamız vardı Mersin'de, Çalışkaf, her yıl geliyorsunuz. Biz de onu bu yıl için öteledik, yapmadık. Bir sonraki yıla yapılırsa iptal ettik yani her yerde olduğu gibi. Birçok ülke iptal etti ve inanın buradan çok rahatlıkla söyleyebilirim ki biz ödemelerimizin tamamını bile alamadık bazı federasyonlardan. O kadar durumlar kötü ki biz Türkiye olarak inanın, hani bunu yürekten söylüyorum ve Avrupa'yı, dünyayı takip eden bir spor insanı olarak oradaki antrenmanları da sporcuların durumlarını da takip ederek çok iyi durumda olduğumuzu çok şükür ben sporcu açıdan söyleyebilirim. Bu da zaten bu süreçler geçtiği zaman da sporcularımızın performanslarına da yansıyacağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bir kez daha teşekkürler sizlere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Tabii sporcularımıza bağlanıyorsunuz, onları da alıyoruz, onlara moral oluyorsunuz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu süreci hızlı bir şekilde atlatıp yine bu Türk milletinin yüzünü güldürmeye devam ederiz. Yine bu sedanter insanlarımızın özel salonlara gideceği günlerde umarım hızlı bir şekilde gelir ve normal hayatlarımıza devam ederiz. Hepimiz bunu özledik. Bu vesileyle hepinizin Ramazan'ını ve yaklaşan da işte bittikten sonra da inşallah o günler gelince de bir program yaparız. Eğer yapamazsak da şimdiden herkesin bayramını da buradan da kutlamış olayım. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler Başkan.
Çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet, Suat Çelen karşımızdaydı. Önemli bilgiler aktardı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı. Notlarımda şunu aldım ben. Genelde biz hep konuşurken gerek Süper Spor'da gerek bu programda evde çalışıldığı zaman o kadar fayda sağlar mı sağlamaz mı hep bunu konuşuyorduk. Ama Sayın Başkan bir sıkıntı yok. Herhangi bir kas kaybı sporcularımıza şu an için yok. Çok da olumsuz etkilemedi dedi evde yapılan antrenmanlar, çalışmalar. Bir kesim farklı düşünebilir ama Sayın Başkan'ın ifadesi bu şekilde. Tabii FIG'nin ve Avrupa Cimnastik Federasyonu organizatör araması da biraz enteresan. Çünkü Fransa, İsveç yapamayacağını ifade etti. Gerek Fransa'da gerek İsveç'te durumlar çok da iyi değil. Şu dönemde Türkiye biraz da iyi olmasına rağmen Mers bile iptal oldu. Evet. Nasıl değerlendirirsin hem Sayın Başkan'ın ifadelerini hem de genel bir... Yani koronavirüs gündemini. Suat Çelen'in iyi dileklerine biz de tabii sonuna kadar katılıyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatmak ve eski günlerimize geri dönmek hepimizin en büyük temennisi. Bu hafta başı itibarıyla Sayın Çelen'in de söylediği gibi 20 yaş üstündeki milli sporcularla olimpik havuzda bulunan sporcularımız antrenman şartlarına sağlamaya başladılar. Evet. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın... Birer birer veya ikişer ikişer. Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın girişimiyle birlikte sporcular sosyal mesafe, hijyen koşullarını göz önünde bulundurarak kendilerine yakın olan spor tesislerinden, salonlardan veya tesislerden yararlanabilecekler. Çünkü evde antrenmanı tam anlamıyla yapmak mümkün değil. Aletli yapılması gereken antrenmanlar var. Onu da ifade etti zaten. Sporcular onlar çok özledi dedi. Çok mümkün değil. Ama görünen o ki özellikle jimnastik branşı da gördüğümüz kadarıyla ve Suat Başkan'ın söylediği kadarıyla bu süreci sporcularımız evde başarılı bir kondisyon çalışmasıyla geçirmişler. Çok büyük bir kayıp olmadığını ilk günkü raporlar bize gösteriyor dedi. Bu da sevindirici bir gelişme tabii. Evet. Çünkü bir an önce toparlanıp hedefe doğru yürümek lazım. Bir şansı daha var jimnastik ailesinin. 4 sporcu gidiyor şu anda Tokyo'ya değerli izleyenler. Hepsi de İzmir sporcusu. İbrahim evet. Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Sabranbaşı. Evet. Hepsinin İzmir'de olması da onlar adına da bir şans. Jimnastik ailesi adına da bir şans. Çünkü biraz daha rahat bir şekilde kontak kurabiliyorlar hocalarıyla beraber. Onun da avantajını yaşıyor jimnastik ailesi. Tabii farklı konularda konuşacağız ama bir görselimiz var da bakanlık ile ilgili. Dün Sayın Kasapoğlu'nun başkanlığında aslında klasikleşen bir toplantı bu. Video konferans yöntemiyle farklı federasyon başkanları, 64 spor federasyon başkanı toplantı düzenledi Sayın Kasapoğlu ekibiyle beraber. Tabii bu en önemli nedeni moral motivasyon. Sayın Çelen de ifade etti az önce ve bu durumda da federasyonlar ne yapıyor, nasıl çalışıyor, hangi problemleri var, genel bir durum değerlendirmesi. Tabii son günlerde biraz daha spor kamuoyu futbola yönelmiş durumda Sayın Koca ve Sayın Özdemir'in açıklamalarından kaynaklı ama bir tarafta da 64 spor federasyonu başkanları da toplandı. Bu şekilde iletmiş olalım. Koray bu arada bu toplantıları sanıyorum üçüncüsü gerçekleşti. Evet. Koronavirüs salgını döneminde. Ben bundan sonra normal yaşantıya döndüğümüzde de büyük ihtimal bakanlığın, Sayın Bakan'ın bu toplantıları böyle telekonferans üzerinden devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü her zaman bütün daha federasyon pratik başkanlarını fiziki olarak bir yere toplamak çok mümkün olmuyor ama bu sayede daha sıkı bir iletişim başladı sanki. Evet. Sanıyorum bundan sonra aslında da devam bunun eder. Bunun çalışmaları daha önceden yapıldı. Gerek Antalya'da, Ocak ayında Ankara'da genel bir, çok kapsamlı bir toplantı var. Hatta son evet, günde çalıştaylar yapıldı. Çalıştay yapıldı. Evet. Seninle orada da çok farklı federasyon başkanlarıyla bir program çıkartmıştık, düzenlemiştik. Evet. Öncüsüydü belki bunlar ama maalesef pandemi girince araya biraz da şunu fark ettik. Ülke olarak teknolojiyi daha iyi kullanabiliyoruz. Evet. Daha kolay olabiliyor. Gerek programlarda, gerek toplantılarda, gerek özel durumlarda da aslında teknolojiden biraz daha tabii iyi yararlanmamızı sağlamış oldu. Zorlu koşullar oldu. İnsanın... Tabii kendini geliştirmesi evet. için bir fırsat oluyor. Yaratıcılığı tetikleyen bir unsur oluyor. Tabii ki bundan sonra da dijital dünyayı bence hem sporda hem spor takip dışında edeceğiz. Hayatımızın her alanında daha sık kullanacağımız
Evet. Malum yani şu anda onu gösteriyor süreç. Tabii yavaş yavaş normalleşmeye geçişler de başlayacaktır özellikle Haziran ayından sonra ama bir tablomuz vardı şu ana kadar kaç sporcu kota aldı Tokyo'ya giden isimler genel bir grafiğimiz vardı. Her programda ekranlara getiriyoruz bir kez daha sizlere sunalım bunu. Toplam 52 sporcumuz şu anda Tokyo 2020 için. Kota alan isimler. Tabii bazı isimler henüz belirlenmedi. Örneğin bisiklette evet iki tane kotamız var ama hangi isimler onun kararı henüz çıkmadı. Şu anda atıcılık, atletizm ilk sayfada karşımızda. Atletizm şu anda en çok sporcunun evet, kota aldığı branş her zaman olduğu gibi boks'ta atletizm. En son Batuhan önde. Çiftçi ile bir kotamız vardı ki Londra'da devam ediyordu. Sonrasında pandemi salgını organizasyonu da etkilemiş oldu. Yarıda kesilmişti. Evet. Jimnastik az önce saymıştık isimleri. Güreş yine bekliyoruz. Buraya birçok isim eklenecek. Karate'de son kota alan branşımız o oldu. Karate'de farklı isimlerimiz var. Tekvando yine aynı şekilde. Voleybol takım olarak şu ana kadar 2012'de gitmiştik ve bu yıl tekrar orada olacağız. Daha doğrusu 2021 yılında seneye. İsim olarak aynı kalıyor tabii. Yelken, yüzme ve toplam 52 sporcu şu ana kadar kota almış durumda. Bunlara eklenme mutlaka olacaktır. Evet. Örneğin kadın güreşi önemli. Boksta beklediğimiz isimler var. Okçulukta beklediğimiz isimler var. Atletizmin sayısı yine artacaktır. Artacaktır ama tabii spor takvimi çok değişecek. Hatta değişti bile. O yüzden bu eklemeler bir süre olmayacak ama organizasyonlar oldukça da başladıktan sonra da kota müsabakaları olacaktır. Şimdi 2021 yılının başından evet. itibaren şimdi bazı spor branşlarında Koray biliyorsun hani büyük organizasyonlar ertelendi ama bazı sporlarda dünya klasmanına göre kota alıyorsunuz olimpiyata. Bazılarında da şampiyonalarda elde ettiğiniz derecelere evet. göre bazılarında da kronometreye göre yani yüzmede atletizmde baraj derecelerini geçerek. Şimdi baktığımızda burada dediğin branşlarda tabii beklentilerimiz yüksek ama mesela atletizmde Uluslararası Atletizm Birliği World Athletics Aralık önümüzdeki yani bu yılın sonuna kadar olacak organizasyonlarda yani olursa elde edilecek dereceleri kota derecesi olarak kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu da enteresan yani bu yaz yarışılacak atletizm müsabakalarında kota belirlenen kotalar aşılsa bile bunlar Tokyo kotası olarak kabul edilmeyecek. Kabul ne zamana edilmeyecek. Kadar? Aralık ayına kadar. Aralıktan sonra yani kış sezonu ve sonrasında açılacak olan önümüzdeki 2021 yılının bahar ve yaz sezonundaki derecelerle atletizm baraj vermeye başlayacak. Hakeza birçok spor branşında da kota müsabakaları mevcut salgın sürecinde pandemi sebebiyle ertelendi, yapılamadı. Onlar da 2020'nin sonu ve 2021 yılı içinde tamamlanacak. Hala şu anda şunu belirtmekte fayda var. %47'si henüz olimpiyat oyunlarına gidecek sporcuların belirlenmedi. Yarıdan biraz azı, biraz fazlası belirlendi. %47'si henüz belirli neredeyse değil. Neredeyse yarı yarıya. Neredeyse yarı yarıya diyelim. Yani %50'lik kısmı tamam. Kotayı aldı ve bu kotalar geçerli bir sene ertelenmesine rağmen. Geri kalan hemen hemen yarısının henüz kota müsabakaları ve diğer seçim kriterlerine göre kota beklediğini de özellikle söylemek burada gerekir. Burada saymadığımız erkek basketbol takımımız var. Kanada'da yapılacaktı elemeler, olimpiyat elemeleri ama tabii malum durumdan kaynaklı. Onlarda da bir sıkıntı şu anda görünüyor. Yani bu süre listedeki isim sayısı artacaktır. Artacak. 100'e yaklaşacağımızı tahmin ediyorum. Tabii burada nicellik artıyor ama önemli olarak nitelik tabii ki. Tabii. Gidip madalya almak çok daha önemli olacaktır. Mutlaka ama gitmek ama, de şu, evet, çok ona da önemli. Özellikle vurgu evet. yapmak lazım. Koray bir yanlış anlaşılma olmasın. Neticede sokaktan geçeni kolundan çevirip olimpiyata tabii. almıyorlar. Olimpiyata giden sporcu kendi spor branşının dünyadaki en iyi sporcular arasına girmiş sporcu yani demek. Yani şu en makbulü takdir edersiniz ki çok fazla sporcuyla gidelim ve çok fazla madalya alalım. Bu herkesin istediği ama madalya da almak tabii gitmek çok önemli ama orada bir iz bırakmak da hatta bir hikaye yaratmak da çok önemli. Tabii son ki. Yıllarda baktığımız zaman herhalde en başarılı olduğumuz yıl 2004 Atina gibi şu anda evet, duruyor. Ama ondan sonrasında zaman zaman kırılmalar yaşanabiliyor ama umarız 2021 yılında yani Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda farklı branşlar mesela karate'den çok ümitliyiz gerçekten çok ciddi bir evet. madalya bekliyoruz orada. Bu sayı artacaktır diyelim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Tokyo 2020'ye doğru devam edecek.
Tokyo 2020'ye doğru programının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Merakla beklenen konular tabii ki sporda ligler ne olacak? Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir yapmış olduğu toplantıda 12, 13, 14 Haziran'da liglerin başlayacağını futbol anlamında ifade etmişti. Bütün futbol liglerinden aslında bahsetmişti ama diğer tarafta basketbol merak ediliyor, voleybol merak ediliyor. Belki de bu ligler konusunda en şanslı olan federasyonlardan bir tanesi voleybol. Çünkü onlar normal sezonu bitirdi, artık playoff'a geçti ama orada da bazı sıkıntılar var. Çünkü genelde sporcuların sözleşmeleri bir yıllık ve birçok sporcu kendi ülkesine gitti. Devam etmek istemeyen bazı kulüpler var. Voleybolda da birçok farklı alanlarda olduğu gibi. Vestavene Sultanlar Ligi'nde lider Vakıfbank, Akta Sigorta, Efeder Ligi'nde lider Fenerbahçe'ye değil sigorta. Bir taraftan olimpiyat hazırlıkları var. Kadın milli takımımızın sevgili Murat Ayca. Evet. Hani voleybolda da enteresan gelişmeler bekleniyor. Bir taraftan bazı iddialar var bitirileceğine dair ligin. Çünkü SEF bildiğiniz gibi birçok organizasyon, hatta hepsini iptal etti. FIVB de öyle. FIVB de öyle. Dünya, yani dünya ve bu Avrupa voleybol birlikleri. Bu yıl yok sayma gibi bir durum var voleybolda ama Türkiye'de ne olacak ligler, bazı şimdi dünyadaki var, örneklerle ama paralel gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. 8 Mayıs'ta Voleybol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili kesin açıklaması gelecek. Ama evet, onun dışında basketbolda da bu hafta içinde, birkaç gün içinde iki spor branşının da kaderi ligler anlamında basketbol biraz daha zor belli olur. Çünkü orada Euroleague ne olacak, hani net bir karar çıkmadı ama evet, voleybolda çıktı. Evet, voleybolda şimdi biraz daha kolay işler. Çünkü uluslararası örneğe baktığımız zaman Dünya Voleybol Birliği ve Avrupa Voleybol Birliği bütün organizasyonları durdurdu. Avrupa Şampiyonlar Ligi, SEV Kupası, bunlar yapılmayacak. Bundan sonra devam etmeyecek. Dolayısıyla onlar da bu yıl bitmiş oldu. Tamamlanmadan bitmiş oldu. Şampiyonları yok, açıklanmadı. Yarım kaldı yani. Şimdi bu durumda Türkiye'de ne olur? Avrupa'da birçok kulüpte, ülkede kulüplerin isteğiyle ligler durduruldu ve bitmeyecek, tamamlanmayacak. Bu şekliyle kaldı birçok ülkede. Türkiye'de de durum demin de söylediğin gibi normal sezonlar tamamlandı erkekler evet, ve kadınlar liglerinde. Playoff'a geçildi. Playoff'a geçilecekti ki bu pandemi süreci yaşandı. Şimdi kanaatim Türkiye'de şu anda mevcut ortamda hemen ligleri başlatmak zaten mümkün gözükmüyor. Üstüne üstlük kulüplerin birçoğu, aldığımız izlenim, kulüplerin birçoğunun ligi oynamak istemediği yolunda. Çünkü oyuncular da orada. Bazı oyuncular transfer yaptı. Şimdi oyuncuların zaten bir yıllık bir anlaşmaya sahip. Önümüzdeki sezon için transfer yapan, farklı kulüplerle anlaşan oyuncular var. Yabancı oyuncuların bir kısmı zaten ülkesine dönmüş durumda. Üstüne üstlük antrenman ortamı sağlanamadığı için sporcuların yüksek bir sakatlanma riski var. Çünkü önlerinde bir Tokyo performans süreci var. Performans sıkıntısı var. Dolayısıyla aklı Selim diyor ki hani bu iş böyle yürümeyecek. Yani herhalde bu senenin bir şampiyonu olmayabilir voleybolda, erkeklerde, kadınlarda. Şimdiki normal sezon sonucuna göre takımlar Avrupa'ya gidebilir seneye. Bu seneyi de şampiyonsuz geçirmiş olabiliriz. Belki basketbolda da benzeri bir çözüm üretilebilir. Ya da sezon önümüzdeki sezonun başına konularak çabucak tamamlanıp yeni sezona geçilebilir. Ama voleybolda tabii sözünü ettiğin gibi bir Tokyo süreci bizi bekliyor. Kadın voleybol takımımız olimpiyat oyunlarına gitme hakkını elde etti. Ve önümüzdeki yıl çok önemli bu yüzden. Bir de hazırlık dönemi olacak. Onun için liglerin seneye ben erken başlayacağını düşünüyorum voleybolda. Özellikle Kadınlar Ligi'nin. Ve o süreçte yani de futbolla biraz tezat bir durum mu şu anda karşımızda olacak gibi duruyor. Yani voleybol çünkü biraz ayrışacak. Futbolda bilindiği gibi takvim biraz daha geç gibi başlanması planlanıyor. Özellikle 2020-2021 sezonunun ama eğer dediğin gibi olursa voleybolun bir sıkıntısı olmamış olacak. Ya, zaten futbolda da çok fazla geç başlayamaz. Zira orada da Avrupa Futbol Şampiyonası süreci var. Biraz daha dinlenme süresi az olacak futbolda. Evet, dolayısıyla görünen o. Hani kadın voleybolu özellikle önümüzdeki sezon çok önemli bizim için. Hani büyük bir boşluk oluşacak şimdi. Eğer ligler devam etmeyecekse bu şu demek oluyor. Bugünden itibaren zaten 1,5 aydır, 2 aydır bir aktif dinlenme süreci var dediğin gibi ve antrenman yapılamıyor. Önümüzdeki yaz sezonu da boş geçecek. Neredeyse 4-5 aylık bir boşluk oluşacak. Peki bu dolayısıyla durumda bundan sonra hani tekrar form tutmak, voleybola geri dönmek veya basketbola
Ve ondan sonra toparlanmak için de belli bir süreye ihtiyaç Şunu var. Şunu sorayım o zaman, bu kadar ara vermek mi doğru yoksa bir şekilde devam ettirmek mi doğru? Yani hangisi sporcuya daha az zarar verir? Şimdi tabii nereden baktığınıza bağlı. Bir yani kere sporcu olarak hani vücudun alışma temposu var. Hiçbir sporcu, futbolda özellikle, yaz tatilinde bile bu kadar ara vermez, doğru, veremez. Ama şimdi zor oyunu bozar diye bir laf var Koray. Yani neticede sağlık söz konusu olduğunda önce buna bakmak gerekiyor. Yani sağlık koşulları neyi el veriyorsa ona göre bir kabın şeklini almak gerekecek tabiri caizse. Tabii ki apar topar şu anda yeterince antrenman yapmadan, ısınmadan, fiziki olarak ve performans olarak yeteri düzeyde vücudu kendine getirmeden paldır küldür normal lige dönüş yapmak riskleri beraberinde getirir. Sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Bunu da kimse istemez. Onun için belki de zamanla yayıp yeniden antrenmana dönüp belli bir süre antrenman temposuyla eski performansa kavuştuktan sonra daha çok kondisyona yönelik, çalışmalardan sonra ligleri yeniden başlatmak en sağlıklısı gibi duruyor açıkçası. Evet. Voleybolda da gelinen durum bu şekilde ki 8 Mayıs'ta zaten Sayın Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üssündağ'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Voleybol konusunda daha sonrasında artık diğer ligler gerek basketbol gerek handbolda da gelişmeler oldukça da aktarmaya çalışacağız. Tabii bu süreçte farklı videolar geliyor sporculardan veya sosyal medya hesaplarından. Onlardan bir tanesi de atletizmde uzun atlama. Normalde biz bu antrenman metotlarını hep pistlerde gördük ama bakalım bu sporcu uzun atlamayı nerede yapmış? Evet sevgili Murat Ağca, sandalyeler konulmuş ardarda. Tahmini kaç metredir hesap edebiliyor musun? Vallahi şimdi bir bakalım. Kolay değil tabii. Sandalye sayısından belki çıkartabiliriz. Kaç sandalye var? 2, 4, 6, 8, 10 sandalye falan var değil mi? 2, 4, 6, 8 sandalye evet. Var. Yani en az 6 metre var demek ki. İyi bir atlayış. 5, 6 metre güzel bir atlayış. Ve kum havuzu yok sonunda. Kum havuzu yok evet. Uçuyor resmen yani. Havada asılı kalıyor sporcu. Yani eğer bir trik yoksa bizim yakalayamadığımız evet. Güzel bir atlayış, fena bir atlayış ben değil. Ben tabii bu görüntüleri görünce aklıma hemen World Athletics'in kendi sosyal medyasında da paylaştığı bir arka bahçe yarışması geldi. Sırıklı yüksek atlamanın önemli isimleri kendi bahçelerinde yarıştılar. Ve bunu da World Athletics kendi sayfasına sitesine taşıdı. Duplantis biliyorsun evet. Yeni dünya rekortmeni. İsteçti. Kendricks ve eski rekortmen Renaud Lavieni. Rekortmenler. Sırıkla yüksek atlamanın 3 fenomen ismi kendi arka bahçelerinde kurdukları parkurda yarıştılar, ama orada atladılar. Bubka'yı da alabilirlermiş. Bubka hala atlarım diyor o da evet. Ayrı mesele. İşte yoklukta bile bir şekilde bir heyecan yaratıyor evet. Sporcular. İşte bu 3 sporcu hem de sırıklı atlama gibi hani gerçekten alan gerektiren bir sporda. Ya alandan ziyade bir yükseklik de yani açık tabii. Bir alan. Evet evet işte bahçelerinde yapmışlar. Hepsi kendi atlayışlarını videoya çektiler bir şekilde. Canlı bir şekilde seyredildi. Sonrasında da bundan bir video oluşturuldu. Evet. Merak edenler yani varsa spor bu... Spor engel yok. Pandemi de aynen spora öyle. Bu engel yüksek olamıyor. Atlama, sırıkla yüksek atlama yarışmasını, 3 şampiyonun mücadelesini merak edenler varsa şimdi sonuç söyleyip de teaser vermiş, evet. Şey vermiş olmayalım. Spoiler vermeyelim. Spoiler vermiş olmayalım. Eğer World Athletics'in hesaplarına girerlerse oradan bu yarışmayı... Evet. İzleyebilirler. İlginç bir yarışma olmuş. Onu söyleyebilirim. Buradan bizi izleyenlere duyuralım. Tabii normalleşme yavaş yavaş sadece ülkemizde değil farklı ülkelerde de normalleşme başladı. Gerek Avrupa'da zaman zaman Amerika'da da farklı bölgelerde normalleşme ile ilgili farklı heyecanlar yaşanıyor. Onlardan bir tanesi de Nastya Liukin kendisi Amerikalı bir jimnastikçi bir video paylaşmış. Gelsin ekrana o video. Şu anda salonu tek başına, burası bir jimnastik salonu ve denge aletinde performansını sergilemiş ve şöyle yazmış. Yavaş yavaş normalleşiyoruz yazmış, yapmış olduğu Twitter hesabında. Az önce Sayın Suat Çelen ifade etmişti, sporcular birer birer veya en fazla ikişerli katılacaklar demişti. Evet. Şu an tek başına görüyoruz. İşte aklın yolu bir.
Neticede aklın yolu bir ve aynı evet. uygulamayı dünyanın çeşitli yerlerinde de görüyoruz. Sporcular sosyal mesafeye uyarak, gerekli hijyen koşullarını da sağlayarak tek başına bireysel olarak salonlarda antrenman yapmaya başladılar. Var. Zaten bireysel bir spor, yani ferdi bir spor. Hani, ferdi ama aynı salonda aynı anda 15-20 sporcu ya, da antrenman yapabiliyor. Ama hani bir futbolla, basketbolla, hatta voleybolla kıyaslanamaz. Hani onun kendi hijyenik şartlarını oluşturduğu sürece evet. Daha rahat bir çalışma ortamına zaten sahip olabilir. Zaten bakanlık belli spor branşlarını önceleyerek izin çıkartmış. Evet. Onların içine yüzme yok, şaşırdım çünkü... yüzme özellikle havuzda biliyorsun klorlu havuz olduğu için virüsün klorlu havuzda yaşamadığını biliyoruz. Birer kulvar atlayarak yine bireysel anlamda yüzücülerin de havuzlara inmesi sağlanabilir. Çünkü yüzme bu dönemde en fazla yara alan, en fazla evet. sıkıntı yaşayan spor alan branşlarından konusunda. Bir tanesi. Çünkü ismi üzerinde yüzme ve su antrenmanı yapamıyorlar. Kara antrenmanıyla geçiriyorlar günlerini. Onun için bence önümüzdeki dönemde herhalde yüzmeye de izin çıkacak. Fazla yüksek risk grubunda değil bana sorarsanız. Amerika'da da düşük, orta risk grubunda olduğu evet. söylenerek yüzmeye antrenmanlarının da önü açılmış. Umarım önümüzdeki haftalarda Türkiye'de de yüzme antrenmanlarının önü açılır. Evet, Tokyo 2020'ye doğru da sırada haberler köşesi var. Evet, ilk haberimiz Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde organize edilecek 2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni yani EOF'u Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları ile aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 24-30 Temmuz 2022'ye ertelediğini duyurmuş. Bunu da iletelim. Bisiklete geçeceğiz. Bisiklette Uluslararası Bisiklet Birliği yani UCI yol bisikletinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonun takvimini açıkladı. 5 etaptan oluşacak dünya turunun 2020 sezonu 1 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim'de sona erecek. Buna göre 3 büyük turdan Fransa bisiklet turu 29 Ağustos 20 Eylül, İtalya bisiklet turu 3-25 Ekim ve İspanya bisiklet turu yani La Vuelta 20 Ekim 8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Bunu da aktaralım. Sonrasındaki haberimize geçelim. Para atletizm dünya şampiyonası da 26 Ağustos 4 Eylül 2022 tarihine ertelendi. Normalde bunun tarihi 2021 yılıydı ama malum sebepten dolayı para atletizm dünya şampiyonası da 2022'ye doğru bir erteleme söz konusu. Bu haberleri de aktaralım. Tabii genelde vermiş olduğumuz tüm haberler hepsi takvime yönelik. Yavaş yavaş da takvimler netleşmeye başlıyor. Biz 2021 konuşuyoruz ama 2022 sezonu da yılı da etkilenmesi muhtemeldi. Zaten tabii. etkileniyordu. Birçok şampiyona olimpiyat oyunlarıyla benzer tarihe denk geldiği için hatta öncesi ve sonrası da çok önemli. O yüzden 2022 yılı da bir anda kucağında farklı organizasyonları bulmuş evet, oldu. Evet bir anda doldu taştı evet. diyelim 2022'de yüzmede ve atletizmde biliyorsun dünya şampiyonları olacak. Onun dışında bu senenin merakla beklenen kararı demin de senin seslendirdiğin gibi UCI'nin dünya bisiklet takvimindeki yenilikleriydi. Daha doğrusu yeni takvimi açıklamasıydı. Grand Tour'lar, 3 evet. turun tarihte ilk defa bu kadar geç tarihlerde yapılacağını görüyoruz. Evet. Ağustos'un sonunda başlayacak Fransa turu, o bittikten evet. sonra hemen peşine İtalya turu Giro. Ve sonrasında da çok geç bir tarihte Vuelta, İspanya bisiklet turu. İtalya bisiklet turu devam ederken başlayacak La Vuelta. Tabii. Yani 25 Ekim'de bitiyor, çünkü, 20 Ekim'de İspanya başlıyor. Hava soğuyor, tabii. dolayısıyla uzun turlar bunlar, 3 haftalık turlar. Dolayısıyla hadi tamam Fransa bisiklet bitiyor, sonra İtalya başlıyor, onlar birbirini bekleyebilir. Evet. Çünkü yaz sonuna denk geliyor. Ama tabii Vuelta'yı biraz daha erkene almışlar. Yani Ağustos'un sonunda başlayıp Eylül, Ekim'in sonuna kadar, Kasım'a kadar giden evet. bir geç bisiklet sezonuyla karşı karşıyayız. Evet, diyelim ve sırada olimpik kareler var. Evet, 1964 Paralimpik oyunlarının görseli az önce ekranlara geldi. Tokyo görseliydi ve 5 Mayıs Dünya Çocuk Günü'ydü Japonya'da ve ona dair de fotoğraflar şimdi ekranlara gelecek. Olimpik sporculardan
çocuklarıyla beraber fotoğraflar, işte bakın madalyasını paylaşan bir sporcu çocuklar da unutulmuyor. Tabii bunları da ekranlara getiriyoruz. Bakın çocuklarıyla beraber bu fotoğrafta yer alan isimler ekranlarda. Tabii çocukların da olimpizm sevgisiyle büyümeleri gelecek nesiller adına da oldukça önemli olacak. Bu haftayı noktalıyoruz sevgili Murat Ayca. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir içerikle beraberdik. Var mı direkt demek istediğin? Vallahi bizim atladığımız olabilir. Her programın sonunda son dönemde hep aynı temenniyi dillendiriyoruz. En kısa sürede bu sıkıntılı sürecin bitmesini ve salgın sonrasında spor dolu günlere geri dönmeyi dört gözle yine bekliyoruz. Yine de aman dikkat diyelim. Şu anda her şey bitmiş değil. Evet biraz iyiye gidiyoruz ama bu sorunun ortadan kalktığını ifade etmiyor. Bazen görebiliyoruz etrafımızda insanlar biraz daha rahat davranmaya başladı ama aman diyelim. Çünkü bu çok farklı bir durum. Allah korusun tekrar bir salgın durumunda bu sefer işler daha kötüye gidebilir. Bizi izleyenlere de bu uyarılarda bulunalım. Bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bu haftayı noktalıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.